Altılı Masa'nın ortak politikalar mutabakat metni konuşacağız. Evrensel Gazetesi yazarı İhsan Çaralan Skype hattımızda. İhsan abi merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Sayın Hocam. Hemen direkt sorayım. Haberimizde de vardı. Eren Keskin diyor ki iktidar ve muhalefet aynı kaynaktan besleniyor. Doğrusu mutabakat metnini görünce siz bu konuda ne düşünürsünüz? Mutabakat metninde bir reformdan söz ediliyor. Özellikle Erdoğan öncesi, daha çok 2015 öncesine geri dönüş reform sayılıyor. Ama yeniye dair bir şey olmadığı yönünde de çokça görüş var. Sizin değerlendirmeniz ne bu konuda? Ben de o görüşte olanlardan yanayım. Yani aslında bir reformdan çok bir restorasyon programıyla karşı karşıyayız. Yani eski düzenin Kemal Derviş tarafından kurulan ekonomide özellikle liberal, neoliberal politikalara yeniden dönüşün işaretini görüyoruz. Bu üstelik çok böyle hani janjanlı bir biçimde, işte Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırılması, piyasa kurumlarının özelliğinin tanınması gibi doğrudan neoliberal politikalara vurgu yapılıyor ve zaten bu programın destekleyicileri olarak da zaten işte Londra bankerleri ve Londra merkezli uluslararası finans kuruluşları işaret ediliyor. Bu bakımdan da yani şeye baktığımızda yani altılı masanın üstünde mutabakat oluşturdukları şeyin ekonomik bakımdan tamamen bir restorasyon programı. Ama bunun yanında bir takım sosyal programlar, işte aile sigortası gibi yani yoksul kesimlere özellikle yardımların daha böyle sistematik hale getirilmesi ve bir takım kamusal önlemler alınması gibi, hani bir yandan baktığımızda hani bir reform gibi gözüken ama bunları da ne kadar, hangi ölçüde uygulanacakları da belli olmayan bir programla karşı karşıyayız. Mutabakat adı altında, mutabakat metni adı altında. Öyle olunca da bir kere ekonomik bakımdan tamamen neoliberal bir çizgide kalan, bunu işte kamusal bir şey altında da biraz hani biz de bak eski düzeni yeniden getirmiyoruz dedikleri bir program var. Siyasi bakımdansa tümüyle zaten hani şeyin de gerisine düşen, ne diyeyim, 2000'lerin başındaki durumdan bile geriye düşen ve altı partinin kesişim kümesi diyebileceğimiz, işte Kürt sorunu gibi, laiklik meselesi gibi, İstanbul Sözleşmesi bu çerçevede yine hiç sözü bile edilemeyen ve tabii emekçilerin hakları, yani milyonlarca işçinin, emekçinin bir takım ta 60'lardan beri, hani şey yaparsak eğer, daha öncesini bir yana bıraksak bile 60'lardan beri işte toplu iş sözleşmesinin demokratikleştirilmesi, sendikaların önündeki engellerin kaldırılması, grev hakkının sadece toplu sözleşmeden doğan bir hak olmanın ötesinde siyasi grev hakkı işçilerin, dayanışma grevi hakkı gibi haklarının tanınmadığı ve bunlardan hatta hiç söz edilmediği bir programla karşı karşıyayız. Bu 2300 tane işte şeyde orta proje ve plan çerçevesinde ortaklaştık diye bir vaatler paket olarak sunulan, yani 2300 paket, bunun kalabalığı altında aslında asıl gerçek gözden kaçırılıyor diye düşünüyorum ben. Yani memleketin asıl sorunları, işte Kürt sorunu, demokratik çözümü, laiklik meselesinin artık Cumhuriyet'in başından beri gelen, baş aşağı duran bu laiklik meselesinin ayaklar üstünde oturtularak işte milli eğitimden tarikatların temizlenmesini de başta olmak üzere milli eğitimdeki din derslerinin zorunlu ders olmaktan çıkarılması gibi, bunun yanında işte cemevleri meselesi gibi, yani cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi gibi, aşağı yukarı 10-15 milyon yurttaşın, Alevi yurttaşın talebi gibi, bütün bunların ötesinde laiklik meselesinin hiç söz edilmemesi, bu anlamda söz edilmemesi dikkat çekici diye düşünüyorum. Yani önümüze konan şey aslında AKP öncesine en fazla ya da AKP'nin belki 2012'den önceki haline dönüldüğü bir ortamla karşı karşıyayız diye bakıyorum ben de. Evet, aslında önemli başlıklardan biri Kürt meselesi. Kürt meselesinin çözümü belki de birçok sorunun çözümüne de beraber kaynaklık edecek. Yani ekonomi büyük anlamda savaşa gidiyor ve bu çok net. Milyarlarca doları harcıyorlar. Bundan söz edilmemesini neye bağlamak mümkün? Bir de bununla bağlantılı, yani
Altılı Masa'nın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söylemleri çok somut da aslında. Buna rağmen yer almadı. Bir de gözden kaçan önemli bir mesele, hapishaneler meselesi de hiç yok. Yani yüz binlerce hapishanede tutuklu ve hükümlü var ve neredeyse bunlara ilişkin de hiçbir şey söylenmiyor. Ama öncelikle Kürt meselesini görmemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer sorunlarla ilgili de doğrusu merak ediyorum görüşlerinizi. Yani 150 yılın meselesi Kürt sorununun sermaye partileri tarafından biraz hani çeşitli zamanlarda söz edilmiştir. Kürt sorununun çözümü önemli. İşte Demirel'i, Özal'ı, Erdoğan'ı hemen hepsi şeye gitmiştir Diyarbakır'a, iktidara geldiklerinde ya da gelmek üzere oldukları zamanlarda ya da seçimlerden önce. Ama bunlar hep lafta kalmıştır bugüne kadar. Bildiğimiz gibi işte geçmişte bir çözüm süreci yaşandı. Bu çözüm sürecinin başarısızlığı da neredeyse hani Kürtlere yıkılan bir şeye de dönüştü. Yani onlar tarafından sanki ortadan kaldırılmış gibi. Ama artık Erdoğan zaten Kürt sorunu olmadığını da söz ediyor. Yani şeye baktığımızda bu çerçevede bugün savaş meselesi, sınır ötesi meselesinde aslında bakarsanız altılı masa partileri birbiriyle yarışıyorlar. Birbiriyle de yarışıyorlar yani. Sınır ötesindeki işte Kürtlerin Suriye'de özellikle bir özellik ya da daha ileri bir şey kazanması, yani bir pozisyon kazanmasını istemiyorlar. Bu bakımdan da bugüne kadar dikkat edersek bir şey hariç Erdoğan'a hep destek verdiler sınır ötesi operasyonlarla ilgili. Ve tabii sizin dediğiniz gibi bir ekonomik boyutu da var işin. Yani milyarlarca dolar bugüne kadar Kürtlere karşı yürütülen bu şey etrafında da, bu savaş etrafında da harcandı ve bu aslında bazı sermaye kesimleri açısından da özellikle bu savunma sanayi meselesi üstünde tartışmalarda gördüğümüz gibi sermayenin bir kanadı içinde tatlı kar kaynağı olmaya devam etti. Bu sadece savaş masrafları da ötesinde tabii bölgedeki bir takım şeylerin elleri, madenler, barajlar ve benzeri üstünden yapılan tartışmalarda da bunu görüyoruz zaten. Bu bakımdan da yani şey bana bir sürpriz gelmedi bunların alınmaması. Tersine Kürt sorunu, deli ayıklık meselesi ve diğer emek meseleleri ki aslına bakarsanız bu vizyon, CHP'nin vizyon tartışmalarında da söz edilmedi bunlardan. Bunların bir rastlantı olmadığını, yani hani gözden kaçmış ya da taktik olarak bunu böyle tutalım gibi bir nokta olmaktan çok kendi amaçları bakımından bir ortaklaştıkları bir nokta olduğunu da anlıyoruz. Yani burada bir sadece söz edilmemekte değil, söz edilmekte bir edilmemekte bir ortaklık olduğunu. Yani bu konuda da birbirlerinin şeyinden ne diyeyim, zaaflarından yararlandıklarını. Örneğin işte bütün bunlara, özellikle Kürt sorununa İYİ Parti'nin itiraz ettiği baktığımızda gözüküyor. Ama öteki partilerin de İYİ Parti'nin bu itirazını kullandıklarını, dolayısıyla kendilerini onun arkasına sakladıklarını, mesela Saadet Partisi'nin itiraz ettiğini ama onun arkasında diğer partilerin kendi şeyler, örneğin CHP laiklik falan diye en çok laf eden partidir ama savunduğu laiklik işte bildiğimiz gibi Cumhuriyet'in başından beri gerçekten baş aşağı duran bir laikliktir. Yani bir Sünni devlete, bir devlet dini olarak tanımlanan Sünni İslam'ın laiklik olarak sunulmasıdır ve dolayısıyla bütün bu meselelerde partiler bir yandan sanki ya aralarında bir uzlaşma sağlamak için bunları kullanmış gibi görülseler de halka karşı kullandıkları bir gerçektir. Çünkü partiler birbirlerini tanıyorlar sonuçta. Ama bunu halka karşı, yani işte ya işte ben Kürt sorununa diyecektim ama İyi Parti'den itiraz gelir, masa bozulur. İşte ben laiklik konusunda söyleyecektim ama Saadet Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden itirazlar gelir gibi meseleler arkasında saklıyor. Tabii emek meselesi olunca da hepsi birden derin bir sessizliğe de bülündüğünü görüyoruz. Yani peki, Türkiye'nin küçük bir ricada bulunayım. Biraz kamerayı düzeltseniz daha iyi görüntü sağlarsınız. O iyi olur. İzleyicilerimiz sizi daha iyi görsün. Bununla beraber biraz daha aslında işin özüne dönelim diyorum. Evet, ortak tabakat metni şaşırtmadı. İktidarın tutumu şaşırtmıyor. Peki özellikle Emek ve Özgürlük İttifakı açısından sormak istiyorum. O kesimde tablo ne? Doğrusu böyle bir tablo içerisinde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın özellikle Cumhurbaşkanlığında kendi adayıyla
ortaya çıkmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü işte ortak tabakat metni hazırlayanlar Emek Özgürlük İttifakı'nın kendi adayıyla çıkmasını da istemiyorlar, rahatsızlar ama onlara dönük de bir mesajı yok tabii. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Kamuoyunda böyle yani AKP'ye karşı, daha doğrusu Erdoğan'a karşı tek bir cumhurbaşkanı adayı olarak çıkılması diye büyük bir baskı var şeyde, yani nedir, siyasi ortamda. Örneğin işte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın temsilcileri çeşitli odalara, sendikalara falan gittiklerinde de bunu haberi de çıktı birkaç gün önce. Bu da görülüyor. Ama şöyle bir gerçek de var tabii. Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'nı özellikle de HDP'yi onun içinde hani yaygın deyimiyle ötekileştiren bir tutum takınılıyor ve onunla görüşmeyi bile cesaret edemeyen bir ittifak var. Mesela Altılı Masa ya da Millet İttifakı denen ittifakta. Dolayısıyla elbette ki Altılı Masa'da bu Emek ve Özgürlük İttifakı da bu durumda kendi adayını çıkarmakla karşı karşıya. Yani bunun için bir tartışma orada da sürdürüldüğünü biliyoruz. Öyle olunca yani bu adayın çıkarılması elbette ki hakkı ve eğer ki hani bütün bu sorunlar karşısında Emek ve Özgürlük İttifakı'nı tanımayan, onu muhatap bile almaya cesaret edemeyen tutum sürdürülürse Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kendi adayıyla da seçime gireceği anlaşılıyor. Bu bakımdan hani orada bir şey yapılması, yok efendim bu Emek ve Özgürlük İttifakı işte Kürt halkı ya da Emek ve Özgürlük İttifakı'na oy veren ilerici, devrimci her kesimden aydınların ferasetine güvenmek. Yani buna güvenerek biz ya zaten bunlar oy verir sonuçta diye bir yaklaşımda kabul etmemek gerekir. O bakımdan da bu tartışmanın henüz süreceğini de düşünüyorum ben. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı bir aday belirleyecektir ama aday tartışması herhalde eğer şeye göre yani nedir? Millet İttifakı'ndan ayın 13'ünde galiba işte bir sona yakın biraz sondan bir önceki toplantılarını yapacaklar bu bakımdan adayı belirlemede. Bu tartışmalar içinde ben daha bir netliğe kavuşacağını düşünüyorum. Ama toplumda genel yaklaşımı daha çok işte, Tayyip Erdoğan'ın ilk turda alt edilmesi ve bunun içinde tek bir adayla çıkılması gibi bir eğilim var. Ama bu dediğim Ama herhalde gibi o eğilim konusunu da en büyük sorumluluk altılı masaya düşüyor. Yani böyle bir yani o mutabakat metniyle de bunu istemediğini gösteriyor sanki. Emek ve Özgürlük İttifakı burada çok uzlaşıcı da davranıyor bakarsanız. Yani son derece olumlu bir şey içinde ve uzun zamandır böyle söylüyor. İşte hangi kim aday olacak? Bu adayın nasıl bir şeyle yani programın etrafında geliyor ve ne yapacak? Bizimle ilişkisi ne olacak diye soruyor. Bu konuda bir şey var tabii. Üç maymun oynama, bilmem görmem duymam gibi. Ama Evet. artık adayın belirlenmesinden sonra sanıyorum biraz daha netleşecek. Özgürlük ve İttifakı'nın tek adayla mı girecek? Yoksa kendi adayından mı çıkaracak tartışması Daha da netleşecektir. netleşecek diyorsunuz. Peki. Çok teşekkürler İhsan abi. Zaman ayırdınız. Görüşlerinizi bizlerle, izleyicilerle paylaştınız. Sağ olun.